Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Günlerden bir gün, güneş henüz köyün tepelerinden yükselmeye başlamış, ilk ışıkları köyün üzerine altın sarısı bir pelerin gibi serilmişti. Keloğlan'ın evi köyün tam ortasında, küçük bir avluya bakan kerpiç duvarlı, kırmızı kiremit çatılı bir evdi. Evin önündeki bahçede sabahın serinliği içerisinde çiçekler taze çiğ damlalarıyla parlıyordu. Evin içinde tatlı bir telaş vardı. Mutfaktan gelen taze ekmek ve tarhana çorbasının kokusu evin dört bir yanını sarmıştı. Keloğlan'ın annesi mutfakta kalaylanmış bakır tencerede çorba karıştırıyordu. Elinde büyük bir tahta kaşık vardı. Ocağın üzerinde fokurdayan çorbanın buharı pencereden süzülen güneş ışıklarıyla birleşip mutfağın duvarlarında hafif dalgalı gölgeler oluşturuyordu. Annesinin yüzünde sabahın yumuşak ışığıyla beliren yılların getirdiği derin çizgiler vardı. Ama gözlerinde hala şefkat dolu bir ifade bulunuyordu. Başına taktığı yazma hafifçe kaymış, yanaklarından birkaç tel beyaz saç düşmüştü. Üzerindeki koyu renkli şalvar ve sade uzun kollu gömlek sabahın serinliğine karşı onu koruyordu. Her hareketinde elleri yılların verdiği tecrübeyle zarif ve ustaca çalışıyordu. Kapı hafifçe aralıktı ve dışarıdan kuşların neşeli cıvıltıları, uzaklardan gelen ineklerin meltemle taşıdığı hafif böğürtü sesleri duyuluyordu. Evin içine süzülen sabah ışıkları odanın köşelerine vurdukça küçük toz zerreciklerini altın tozları gibi parlatıyor, duvarlarda yavaşça dans eden gölgeler oluşturuyordu. Keloğlan'ın annesi bir yandan çorbayı karıştırırken, bir yandan da telaşlı bir sesle söyleniyordu. Misafir gelecek, yemek yapılacak ama evde hiç tuz kalmamış. Annesi ocağın kenarında duran ahşap raflardan birine uzandı. Küçük bir kavanozun kapağını açtı ve içindeki baharatları göz ucuyla kontrol etti. Fakat aklı hep eksik olan tuzda kalmıştı. Tuz olmadan nasıl yemek yapılır ki diye mırıldandı kendi kendine. Bu sırada Keloğlan mutfağın kapısında belirdi. Gözleri hala uykunun mahmurluğuyla yarı kapalıydı ama annesinin telaşını fark edince içeriye girdi. Annesi oğluna dönüp seslendi. "Keloğlan, evladım, bugün misafir gelecek, yemek yapılacak ama evde hiç tuz kalmamış." dedi. Keloğlan annesinin sözlerini duyunca kafasını biraz yana eğip gülümsedi. "Peki ana, unutmam." diye cevap verdi. Annesi oğlunun bu kararlı ama saf hallerini görünce bir an için gülümsedi fakat yine de içten içe biraz endişeliydi. Elindeki kaşığı bırakarak oğluna doğru bir adım attı ve daha ciddi bir sesle tekrar etti. "Haydi çabuk! Çarşıya git ve bir okka tuz al da gel. Sakın unutma, evde hiç tuz yok." Keloğlan annesinin söylediklerini ciddiyetle dinler gibi görünerek büyük yuvarlak gözlerini ona dikti ve başını birkaç kez hızlıca salladı. Bir an durdu, sonra aniden harekete geçti. Hızlıca yerinden kalktı, ahşap kapının önüne koştu. Orada duran çarıklarını telaşla giymeye başladı. Keloğlan ayakkabılarını giyerken kendi kendine mırıldanıyordu. "Evde hiç tuz yok, hiç yok, hiç yok." Sanki bu kelimeleri sürekli tekrarlarsa aklında tutacağına inanıyordu. Keloğlan kapının büyük tokmağını açtı ve dışarıya adımını attı. Sabahın serin havası yüzüne çarparken bir anlığına gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Kapı eşiğinde yine duraksadı ama aklında hala annesinin sözleri yankılanıyordu. "Evde hiç tuz yok, hiç yok, hiç yok." Keloğlan tam kapıdan çıkarken annesi arkasından bir kez daha seslendi.
Bu kez biraz daha yüksek ve ciddi bir tonla. ''Unutma oğlum, tuz alacaksın.'' Ama Keloğlan çoktan sokaklara dalmıştı bile. Sokaklarda neşeyle yürürken ayakları toprak yolda tozu kaldırıyordu. İnce toz bulutları güneş ışığında dans ediyordu. Keloğlan her adımda etrafındaki dünyayı hayretle izliyor, bir yandan da kendi kendine şu sözleri tekrarlıyordu. ''Hiç yok, hiç yok, hiç yok.'' Yolda ilerlerken bir an durdu, çevresine bakındı. Çiçekler rüzgarın hafif esintisiyle sallanıyor, kuşlar ağaçların dallarında cıvıldıyordu. Gözleri parladı, her zamanki gibi merakla çevresine bakarken adımlarını hızlandırdı. Tabii yine bu sırada evde hiç tuz yok, hiç yok, hiç yok diye tekrarlamaktan geri kalmıyordu. Bunu duyan etraftan geçen komşular ona bakıp gülümsüyor, kendi aralarında fısıldaşıyordu. Keloğlan sokaklarda bu şekilde neşeyle dolanırken kafasında sadece annesinin sözleri dönüp duruyordu. Fakat her zamanki gibi yol boyunca başka şeylere de dikkatini vermeden edemiyordu. Yürürken bir kelebeği izledi, ardından bir kedi yavrusunun bir sineği kovalamasını hayranlıkla seyretti. Fakat tüm bu dikkat dağıtan şeylere rağmen mırıldanmaktan bir an bile vazgeçmedi. Hiç yok, hiç yok, hiç yok. Bir süre sonra Keloğlan'ın yolu köyün dışındaki küçük ırmak kenarına çıktı. Irmak güneş ışıkları altında gümüş bir şerit gibi parlıyordu. Berrak suları hafifçe akıyor, zaman zaman küçük dalgacıklar kıyıya vuruyordu. Suyun üzerinde balıklar arada bir hızlıca sıçrayıp tekrar suya dalıyorlardı. Kenardaki söğüt ağaçlarının uzun dalları suya doğru eğilmiş, hafif rüzgarla yaprakları hışırdıyordu. Sabahın serinliği ırmak boyunca bir huzur havası estiriyordu. Hava tazeydi ve suyun kokusu ciğerlere doluyordu. Irmağın kenarında üç balıkçı sabahın erken saatlerinden beri ellerinde ağlarla bekliyordu. İlk balıkçı iri yapılı, kalın bıyıklı ve yüzü güneşten yanmış bir adamdı. Kolları güçlü ve damarlı, kaşları çatılmış, alnında ter damlaları birikmişti. Yüzünde bir türlü ağlarına balık takılmayan bir adamın hüsran dolu ifadesi vardı. Ağını hışımla suya çekiyor, ara sıra başını iki yana sallayıp homurdanıyordu. ''Bugün de hiç balık yok.'' diye mırıldandı kendi kendine, gözlerini hırsla suya dikerek. Onun yanındaki ikinci balıkçı daha kısa boylu, ince yapılı ve daha genç bir adamdı. Yüzünde her zaman bir umut ifadesi vardı. Sanki her an bir balık yakalayacakmış gibi gözlerini pür dikkat suya dikmişti. Gözleri parlıyordu, dudakları hafifçe aralanmış, sessizce suya fısıldar gibiydi. Arada bir ''Haydi, haydi biraz daha sabır'' diye kendi kendine cesaret veriyordu. Üçüncü balıkçı ise orta boylu, hafif göbekli ve yüzünde alaycı bir gülümsemeyle diğer ikisine bakıyordu. Elleri beline dayalı, gözleri yarı kapalı bir halde suya değil, arkadaşlarının çabalarına odaklanmış gibiydi. ''Eh'' dedi, ''bugün de kısmet değilmiş'' diye söylendi. Tam bu sırada Keloğlan, ırmak kenarındaki bu üç balıkçıyı fark etti ve neşeyle onların yanlarına doğru seyirtti. Onların balık tutma çabalarından habersiz, ağzında hala annesinin ona söylediği kelimeleri tekrar ederek yüksek sesle konuşmaya başladı. ''Hiç yok, hiç yok, hiç yok.'' Ses tonu öylesine yüksek ve coşkuluydu ki ırmağın kıyısındaki kuşlar bile bir an için susup onu dinlemeye başladı. Fakat balıkçılar bir an için hareketlerini durdurdu ve başlarını aynı anda Keloğlan'a doğru çevirdiler. İlk balıkçı öfkeyle kaşlarını çatıp Keloğlan'a doğru döndü, sesini yükseltti. ''Ulan Keloğlan, balık tutanların başında hiç yok denir mi? Zaten bugün de balık yüzü görmedik.
senin bu sözlerin uğursuzluk getirdi. Keloğlan biraz afallamış bir halde bir adım geri çekildi. Yüzünde masum bir ifade vardı. Dudaklarını büzüştürdü ve merakla sordu. Peki ne diyeyim? Balıkçının sert çıkışı onu ürkütmüştü. İkinci balıkçı biraz daha yumuşak bir sesle, yüzünde hafif bir gülümsemeyle ''Biri çıktı, bir daha, biri çıktı, bir daha de'' dedi. Ses tonu şakacı ve biraz da cesaret vericiydi. Bunu duyan Keloğlan bu yeni kelimeleri hemen aklında tutarak büyük bir hevesle tekrar etti. ''Biri çıktı, bir daha, biri çıktı, bir daha'' diye bağırdı ve ardından neşeyle ırmaktan uzaklaştı. Balıkçılar onun bu haline bakarak gülmeye başladılar. Keloğlan yolda neşeyle hoplaya zıplaya ilerlerken dudakları arasından öğrendiği yeni kelimeleri mırıldanıyordu. ''Biri çıktı, bir daha, biri çıktı, bir daha.'' Kendi kendine söylenirken adımlarını hızlandırıyor, çevresindeki her şeye dikkatlice bakıyordu. Bir anda kulağına derin bir sessizlik ve hafif bir hüzün sesi çarptı. İleride bir evin önünde toplanmış kalabalığı fark etti. Evin etrafında acı ve hüznün havası hissediliyordu. Kapı ve pencereler siyah örtülerle kapatılmış, herkesin yüzünde derin bir yas ifadesi vardı. Evin bahçesinde kadınlar başörtülerine sarılmış, ellerindeki mendillerle gözlerini siliyorlardı. Genç bir kadın kucağında bir çocuk gözyaşlarını tutmaya çalışarak yanında duran yaşlı bir kadına sarılıyordu. Erkekler başları eğik sessizce bekliyordu. Ara sıra birkaç kişi hafif bir sesle ağıt yakıyor, diğerleri ise dudaklarını büzmüş, kederle sessiz kalıyordu. Havanın serinliği insanların içindeki üzüntüyü daha da derinleştiriyordu. Rüzgar ağaçların yapraklarını hafifçe sallıyor, sanki doğa da bu acıyı paylaşıyordu. Keloğlan kalabalığın bu ağır havasını fark etmeden neşeyle kalabalığın içine doğru ilerledi. Yüzünde her zamanki meraklı ve sevimli gülümseme, dudaklarında yeni öğrendiği kelimeler vardı. Hiç tereddüt etmeden yüksek sesle tekrarlamaya başladı. ''Biri çıktı, bir daha, biri çıktı, bir daha.'' Keloğlan'ın sesi cenaze evinin önünde yankılandı ve bir anda bütün kalabalık ona doğru döndü. O anda ortamda derin bir sessizlik yayıldı. İnsanlar şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Yaşlı bir adam kaşlarını çatıp öne çıktı. Gözlerinde birikmiş yaşlarla kızgın ve kırgın bir sesle Keloğlan'a doğru bağırdı. ''Ulan Keloğlan, cenaze evinde böyle şey söylenir mi? Hangi hakla hizmet bunu söylersin?'' Adamın sesi titrek ve doluydu, bir yandan öfkeli, bir yandan çaresizdi. Keloğlan bir anda ne yapacağını bilemeyen bir ifadeyle afallamış halde geriye çekildi. Gözleri büyüdü, elleri titredi. Ama o saf ve masum yüz ifadesi değişmedi. Başını yana eğip yine safça sordu. ''Peki ama ne diyeyim?'' Kalabalığın içinden gözleri yaşlı, ince yüzlü bir kadın hafif bir tebessümle ve yumuşak bir sesle ona yaklaştı. ''Allah rahmet etsin oğlum, Allah rahmet etsin dersin öyle yerlerde'' dedi. Keloğlan kadının bu sözlerini duyar duymaz hemen onu tekrarlamaya başladı. ''Allah rahmet etsin, Allah rahmet etsin.'' Kalabalıkta bulunan birkaç kişi onun bu haline bakıp istemsizce gülümsedi. Onun çocukça saflığı bir an için bile olsa içlerindeki hüznü hafifletmişti. Keloğlan cenaze evinden ayrılırken yine kendi kendine mırıldanıyordu. Allah rahmet etsin, Allah rahmet etsin. Yolda ilerlerken bir yandan etrafını inceliyor, bir yandan da öğrendiği yeni kelimeleri tekrar ediyordu. Bir süre sonra yolun kenarında duran bir şey dikkatini çekti. Keloğlan biraz daha yaklaşınca yerde yatan ölü bir köpeği fark etti.
Köpek güzel ve zarif bir cinstendi. Tüyleri parlak ve uzun, patileri ince ve zarifti. Sanki bir zamanlar sokaklarda koşturan neşeli bir köpekmiş gibi bir hali vardı ama şimdi hareketsizce yatıyordu. Keloğlan köpeğin başına gelmiş ve merakla ona bakmaya başlamıştı. Yüzünde derin bir düşünce ve hafif bir hüzün belirmişti. "Bu güzel köpek niye ölmüş acaba?" diye kendi kendine sordu. Kafasını kaşıyıp düşünceli bir şekilde köpeğin etrafında dolandı. Sonra yine kendi kendine söylenmeye başladı. "Allah rahmet etsin, Allah rahmet etsin." Köpeğin etrafında birkaç kez dönüp durdu, bu sözleri tekrarlamaktan vazgeçmedi. O an çevresinde birkaç kişi durup onun ne söylediğine dikkat kesildi ama kimse bir şey demedi. Keloğlan köpeğe bakmaya devam ederken sesini biraz daha yükseltti. "Allah rahmet etsin, Allah rahmet etsin." Ama tam o sırada oradan geçen asabi bir adam Keloğlan'ın "Allah rahmet etsin" sözlerini duyunca birden öfkeyle durakladı. Adam orta yaşlı, sert bakışlı, sert yüzlü biriydi. Yüzü kızarmış, kaşları çatılmış, gözleri hışımla açılmıştı. Adam köydeki herkesin bildiği gibi köpeklerden hoşlanmazdı, onları tehlikeli görürdü. Köpek havlaması bile onu sinirlendirmeye yeterdi. Bu sefer de Keloğlan'ın söyledikleri bardağı taşıran son damla olmuştu. Sinirli adam hızla Keloğlan'a doğru yürüdü ve sert bir şekilde bağırarak "Ulan Keloğlan, köpek ölüsüne Allah rahmet etsin denir mi?" diye hiddetlendi. Sesi o kadar yüksekti ki etraftaki birkaç kişi dönüp onlara bakmaya başladı. Adamın yüzü sinirden kıpkırmızı olmuş, titriyordu. Keloğlan bir an için şaşkınlıkla durakladı, gözleri kocaman açıldı. Ama sonra her zamanki saf ve masum haliyle nazik bir sesle sordu. "Neden denmesin ki? O da Allah'ın yarattığı bir canlıydı bir zamanlar. Hem bak ne kadar güzel bir köpekmiş, tüyleri ne kadar parlak ve sevimli" dedi. Gözlerinde bir merhamet ve sevgi ifadesiyle. Fakat öfkeli adam Keloğlan'ın bu sözleri karşısında daha da sinirlendi. Sanki sözden hiç anlamıyor gibiydi. Ellerini öfkeyle sallayarak bağırmaya devam etti. "Sen anlamıyorsun, bu başıboş köpekler yüzünden neler çektik. Gece sokaklarda saldırgan köpeklerin havlamalarından uyuyamıyoruz. Çocuklar korkuyla okula gidip geliyor. Bunlar tehlikeli hayvanlar. Hepsi bir arada dolaşır, kimseye rahat vermez. Benim yeğenim sokakta bunların saldırısına uğradı. Sen de kalkmış, şimdi bir köpeğe Allah rahmet etsin diyorsun." Keloğlan adamın sert ve acımasız sözlerine aldırmadan yine merakla ve sevecenlikle sordu. "Peki ama ne diyeyim?" Gözlerinde hala saf bir masumiyet vardı. Çünkü o her canlının sevgiye ve merhamete layık olduğuna inanıyordu. Adam öfkeyle burnundan soluyarak parmağını Keloğlan'ın yüzüne doğru salladı. "Ne diyeceksin? Baksana bu hayvan öleli çok olmuş ve ölüsü kokmuş. Öf ne fena, püf ne fena" dersin. Adamın ses tonu sabırsızlık ve kızgınlık doluydu, yüzü bir türlü sakinleşmiyordu. Keloğlan yine hemen bu sözleri tekrar etmeye başladı ama bu kez yüzünde biraz düşünceli bir ifade belirmişti. "Öf ne fena, püf ne fena" diye mırıldanırken gözleri köpeğin sakin, huzurlu yüzüne kaydı. İçten içe bu sözlerin doğru olmadığını hissediyordu ama adamın öfkesinden de çekinmişti. Keloğlan adamın uzaklaşmasını izlerken yüzünde bir an için düşünceli bir ifade belirdi. Sonra hafifçe gülümsedi ve köpeğe tekrar dönerek fısıldadı. "Belki de sen kötü bir şey yapmadın. Keşke herkes seni benim gördüğüm gibi görebilseydi." Ardından kafası biraz karışmış halde yine yürümeye başladı
yeni öğrendiği kelimeleri tekrarlamaya devam ediyordu. Keloğlan sokakları geçip çarşıya vardı. Gözleri etrafta dolanırken bir anda buram buram taze ekmek kokusu burnuna geldi. Keloğlan başını kokunun geldiği yöne doğru çevirdi ve köyün büyük fırınını gördü. Fırının önüne geldiğinde fırıncıların hummalı bir şekilde çalıştığını fark etti. Fırın kapısının önünde birkaç fırıncı kocaman tahtalar üzerinde yeni pişmiş ekmekleri fırından çıkarıp tezgaha diziyordu. Ekmeğin altın sarısı kabukları üzerlerinden hafif bir buhar tütüyor, her bir ekmek sanki konuşur gibi çıtırdıyor, sıcağın etkisiyle hafif bir hışırtı sesi yayıyordu. Fırının içinden yayılan bu taze ekmek kokusu çarşının her tarafına yayılmış, etraftaki insanların iştahını kabartmıştı. Keloğlan merakla fırının önünde durdu, ekmekçilerin çalışmasını izlemeye başladı. Yüzünde büyük bir hayranlık ve merak ifadesi vardı. Ama kafasında hala az önce öğrendiği kelimeler dolanıyordu. Farkında olmadan yüksek sesle "Öf ne fena, püf ne fena" demeye başladı. Keloğlan her bir ekmeğin fırından çıkışını izlerken bu sözleri tekrarlamaktan kendini alamıyordu. Fırıncılar önce Keloğlan'ın bu mırıldanışını fark etmediler. Ama birkaç dakika sonra onun sesinin yükseldiğini duydular. Baş fırıncı orta yaşlı, iri yapılı ve kalın bıyıklı bir adam idi. Keloğlan'ın ne dediğine kulak kesildi. "Ne diyor bu çocuk?" diye mırıldandı kendi kendine. Keloğlan'ın "Öf ne fena, püf ne fena" sözlerini duyunca bir an duraksadı, kaşları çatıldı, yüzü hafifçe kızardı. Ekmek kokusunun övülmesi gereken yerde böyle bir söz duymak onu çok sinirlendirmişti. Baş fırıncı Keloğlan'a doğru ilerledi, elindeki tahta küreği sallayarak "Ulan Keloğlan, ekmek fırınının önünde öf ne fena, püf ne fena denir mi hiç? Ne diyorsun sen?" diye bağırdı. Adamın sesi öyle yüksek ve öfkeli çıktı ki etraftaki diğer fırıncılar da başlarını kaldırıp onlara doğru bakmaya başladılar. Fırının önünde ekmek almak için bekleyen birkaç müşteri de bu söze kulak kabarttı. Keloğlan her zamanki gibi şaşkın ve masum bir ifadeyle geri çekildi. Bir an duraksadı, sonra yine safça sordu. "Peki ama ne diyeyim?" Baş fırıncı sinirle Keloğlan'ın karşısına dikildi. "Ne diyeceksin? Ekmek kokusuna mis gibi taze ekmekler dersin. İnsanları davet edersin. Buyurun taze ekmekler, mis gibi ekmekler dersin. Öyle kokmuş, bozuk bir şeymiş gibi konuşmak olur mu?" dedi. Keloğlan adamın söylediklerini bir süre düşündü, sonra başını sallayarak "Tamam" dedi. "Mis gibi, mis gibi" diye tekrar etmeye başladı. Fakat fırıncılar hala sinirliydi çünkü Keloğlan'ın sesini yükselterek "Öf ne fena, püf ne fena" demesi müşterilerin iştahını kaçırmıştı. Baş fırıncı sabrını tamamen kaybederek elindeki tahta kürekle hafif bir tokat attı. "Çek git buradan Keloğlan, işimize engel oluyorsun" dedi. Keloğlan hafif bir acıyla ama hala gülümseyerek oradan uzaklaştı. "Mis gibi, mis gibi" diye mırıldanmaya devam ederek çarşının başka bir köşesine doğru yürüyordu. Keloğlan yolda ilerlerken birden durdu. Karşısında çarşının kenarında gölgelik bir ağacın altında bir grup insanın toplandığını fark etti. Kalabalığın ortasında yüzü keder dolu, beli bükülmüş yaşlı bir adam vardı. Adam ellerini çaresizlikle sallayarak konuşuyor, gözlerinde çaresiz bir ifade ile etrafındakilere bakıyordu. Adamın hemen yanında elinde kalın bir hesap defteri tutan bir tefeci vardı. Kaşları çatık, gözleri hırslı ve sertti. Sesi kaba ve tehditkardı. "Borcunu öde, yoksa mallarını alırım, evini elinden alırım" diyordu.
Tefecinin bu sözleri yaşlı adamın daha da perişan görünmesine neden olmuştu. Kalabalıktaki insanlar da mırıldanarak tefeciye bakıyor, kimisi başını sallıyor, kimisi sessizce olanları izliyordu. Tefecinin bu acımasız sözlerine karşı yaşlı adamın gözleri dolmuş, titrek bir sesle ''Aman ne olur biraz daha zaman verin, çocuklarım da aç kaldı, ne olur biraz daha zaman verin.'' diyordu. Tam bu sırada Keloğlan onların yanına yaklaştı. Durumu tam anlamadan öğrendiği yeni kelimeler aklında ''Mis gibi, mis gibi'' diye mırıldanmaya devam etti. Onun bu sözlerini duyan kalabalık bir an sessizlik içinde ona döndü. Tefeci kaşlarını daha da çatarak Keloğlan'a doğru bağırdı. ''Sen ne diyorsun ey çocuk? Burada borç batağında bir adam var, mis gibi olan ne?'' Etrafındaki birkaç kişi de tepkilerini saklamayarak Keloğlan'a sert bakışlarla döndü. Yaşlı adam Keloğlan'ın bu sözlerini duyunca daha da mahzun oldu, gözleri yere düştü. Keloğlan başına ne geldiğini anlamayan bir ifadeyle etrafına bakındı ve yine safça sordu. ''Ne oldu, yanlış bir şey mi söyledim?'' Kalabalıktan biri ileri atılarak ''Tabii ki yanlış söyledin. Bu zavallı adam borç içinde çaresiz. Burada mis gibi denir mi hiç? Allah kurtarsın dersin.'' dedi. Keloğlan'ın yüzünde bir anda anlayış belirdi, gözleri hafifçe parladı ve ''Peki, tamam.'' dedi. Hemen ellerini birleştirip başını hafifçe eğerek yüksek sesle tekrar etti. ''Allah kurtarsın, Allah kurtarsın.'' Bu sözleri duyan tefeci biraz irkilmiş gibi durdu. Fakat Keloğlan'ın bu samimi ifadesi karşısında dudakları kıpırdadı ve sert bakışları biraz yumuşar gibi oldu. Etraftaki insanlar ise bu durumu şaşkınlıkla izliyordu. Yaşlı adam Keloğlan'ın bu saf duasını duyunca bir an rahatladı, gözleri yaşla doldu. Kalabalıktan birkaç kişi daha Keloğlan'a katılarak ''Allah kurtarsın, Allah kurtarsın demeye başladı. Tefeci ise bir an sessiz kalıp düşündü ve ardından kalabalığa dönüp ''Peki bir hafta daha süre vereceğim'' dedi ve oradan uzaklaştı. Keloğlan kalabalığın içindeki olumlu havayı fark etti ve bu sefer kendisi de mutlu bir şekilde gülümseyerek ''Allah kurtarsın'' diyerek oradan ayrıldı. Yeni öğrendiği bu kelimeleri tekrar ederken biraz da gururlu bir şekilde başını dik tutarak yoluna devam etti. Keloğlan bu sefer köyün başka bir köşesine davul zurnanın coşkulu seslerinin geldiği bir düğün evine doğru yol aldı. Etraftan gelen neşeli gülüşmeler, şen kahkahalar ve şenlikli bağırışmalar Keloğlan'ın kulaklarında yankılandı. Keloğlan kulak kesilip dinledi. Gözlerinde merak dolu bir ifadeyle etrafına bakındı ve adımlarını hızlandırdı. Kalbinin ritmi davulun temposuna uyar gibi olmuştu. ''Bu da neyin nesi?'' diye mırıldandı ve hızla düğünün yapıldığı meydana doğru ilerledi. Düğün meydanı rengarenk süslenmiş, her köşesinde ışıklar asılmıştı. İpler boyunca asılı renkli kağıt süsler rüzgarla birlikte dans ediyor, meydanı bir masal diyarı gibi gösteriyordu. Uzaktan kadınların süslü kıyafetleri içinde neşeyle dans ettiğini, erkeklerin ise davul ve zurnanın ritmine ayak uydurarak halay çektiğini gördü Keloğlan. Masalar, ev yapımı yemekler, sıcak ekmekler, dolmalar ve tatlılarla donatılmıştı. Havada karışık baharat ve taze pişmiş yemeklerin mis gibi kokusu vardı. Keloğlan bu eğlenceli kalabalığın içine neşeyle karıştı. Etrafındaki coşkulu atmosferden çok etkilenmişti. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle bir an duraksayarak ne diyeceğini düşünmeye başladı. Ama diline hala en son duyduğu sözler dolanmıştı. ''Allah kurtarsın! Allah kurtarsın!'' Düğün alanındaki insanlar bu beklenmedik cümle karşısında bir an için şaşkınlıkla dans etmeyi bırakıp ona baktılar. Bir genç adam yüzü bir anda kıpkırmızı olmuş bir halde ellerini beline koyarak sert bir sesle bağırdı.
ulan Keloğlan, düğün evinde Allah kurtarsın denir mi? Adamın ses tonu o kadar yüksekti ki davul ve zurnanın sesi bile bir an için arka planda kaldı. Etraflarındaki kadınlar ve erkekler de sessizlikle dönüp Keloğlan'a baktılar. Yüzlerinde karışık bir ifade vardı. Hem şaşkın hem de biraz eğlenmiş gibiydiler. Keloğlan bu tepki karşısında bir an duraksadı, gözleri büyüdü, yüzünde masum bir ifade belirdi. Kendini savunur gibi yine safça sordu. ''Peki ama ne diyeyim?'' Keloğlan her zaman olduğu gibi yanlış bir şey yaptığını fark edememişti. Kalabalığın arasından yaşlı, kırışık yüzlü ama gözleri hala canlı ve enerjik olan bir kadın şen bir gülümsemeyle ortaya çıktı. Renkli, süslü bir yazması başına dolanmış, yaşına rağmen yüzünde genç bir neşe parlıyordu. Güler bir ses tonuyla, ''Evladım, düğün evinde ne denir? Maşallah, Allah mesut etsin, Allah mesut etsin'' dersin. ''Burada herkes mutlu olsun, sevinçli olsun'' diye cevap verir. Keloğlan sevinçle başını salladı, gözlerinde bir an parıltı belirdi. Yeni kelimeleri büyük bir coşkuyla tekrar etmeye başladı. ''Maşallah, Allah mesut etsin, Allah mesut etsin'' dedi ve düğünün içinde sevinçle dolaşarak neşeli bir şekilde oynamaya başladı. Onun bu saflığı ve çocuksu coşkusu düğündeki birçok kişiyi güldürdü. Yaşlı kadın bile onun bu halini görünce kahkahalarla gülmeye başladı. Düğünden ayrılan Keloğlan neşeyle ''Maşallah, Allah mesut etsin, Allah mesut etsin'' diye mırıldanarak köy meydanında ilerledi. Yolun biraz ilerisinde köy kahvesini gördü. Kahvenin önündeki birkaç yaşlı adam tahta sandalyelere oturmuş, çaylarını yudumlarken tavla oynuyor ve arada bir de sohbet ediyorlardı. Kahvenin kapısında asılı olan tabela hafifçe rüzgarda sallanıyor, içeriden fokurdayan çaydanlığın sesi ve çay bardaklarının şıngırtısı duyuluyordu. Keloğlan kahvenin önünden geçerken yeni öğrendiği kelimeleri tekrar etmeye başlar. ''Maşallah, Allah mesut etsin, Allah mutlu etsin.'' Yaşlı adamlar bir an sessizlikle başlarını çevirip Keloğlan'a bakarlar. İçlerinden biri beyaz sakalı ve alnındaki derin çizgilerle bilgece görünen yaşlı bir adam, tavla taşlarını elinde tutarak gülümser ve seslenir. ''Ulan Keloğlan, kahvede Allah mesut etsin denir mi?'' Keloğlan yine şaşkınlıkla duraklar ve her zamanki gibi masum bir şekilde sorar. ''Peki ama ne diyeyim?'' Yaşlı adam bu sefer tebessümle ona yaklaşır ve elini omzuna koyarak sakin bir sesle ''Kahvede ne denir evlat? Afiyet olsun, taze çay var mı dersin?'' diye öğretir. Keloğlan sevinçle bu yeni kelimeleri öğrenir ve hemen tekrar etmeye başlar. ''Afiyet olsun, taze çay var mı?'' der ve kahvenin içindekilere doğru başını sallar. Ancak yaşlı adam Keloğlan'ın bu halleri karşısında dayanamaz ve hafifçe onun yanağına bir tokat atar. Ama bu sefer bu tokat şefkatle atılmış, adeta bir baba nasihati gibidir. Keloğlan gülümser ve artık biraz daha dikkatli olmayı öğrenir. Keloğlan köy kahvesinde öğrendiği yeni kelimeleri mırıldanarak yoluna devam eder. Her adımda yüzünde bir gülümseme ve öğrenmenin verdiği heyecan ve sevinç vardır. Kahvenin ilerisinde köy camisinin minaresi göğe doğru yükselmektedir. Caminin bahçesinde köy imamı avluyu süpürmektedir. Beyaz sakalı, başındaki sarığı ve üzerinde uzun bir cübbesi vardır. Güneşin ışıkları imamın etrafındaki taşlara vurup parladıkça avluya huzurlu bir hava yayılmaktadır. Keloğlan imamı görünce onun da kahvede oturan yaşlı adamlar gibi biri olduğunu düşünür ve ona doğru yaklaşarak yüksek sesle ''Afiyet olsun,
taze çay var mı diye sorar. İmam bir an durup şaşkınlıkla Keloğlan'a bakar, elindeki süpürgeyi yere bırakır ve kaşlarını kaldırarak cevap verir. Keloğlan, cami avlusunda afiyet olsun denir mi? Çay kahvede içilir, camide değil der. Keloğlan yine o saf ve şaşkın ifadesiyle duraklar ve merakla sorar. Peki ama ne diyeyim? İmam hafif bir tebessümle ona yaklaşır ve yumuşak bir sesle ''Camide ne denir evladım? Selamun aleyküm, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.'' dersin. Keloğlan bu yeni kelimeleri öğrenmenin sevinciyle tekrar etmeye başlar. ''Selamun aleyküm, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.'' Yaşlı imam Keloğlan'ın bu halini sevimli bulur ve ona hafifçe başını sallar. Ama evladım, her yerde her sözü söylemenin bir zamanı var diyerek ona sevgi dolu bir tokat atar. Keloğlan bu tokatı da yedikten sonra bir an düşünür ve yine biraz daha dikkatli olmayı öğrenir ama kafasında hala öğrendiği yeni kelimeleri tekrar eder. Selamun aleyküm, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Keloğlan köyde neşeyle dolaşırken öğrendiği her şeyi tekrarlıyor, her karşılaştığı kişiye selam vermeyi unutmuyordu. Ancak bu sefer de her sözü yanlış yerde ve yanlış kişiye söylüyor, yine de her olaydan yeni bir şeyler öğrenerek yoluna devam ediyordu. Bir süre sonra Keloğlan iyice yorulmuş ve biraz da kafası karışmış bir halde köyün dışında bir çınar ağacının gölgesine oturdu. Tam o sırada yoldan geçen yaşlı bir kadın, Keloğlan'ın dalgın ve düşünceli halini fark etti. Gözleri iyice kısılmış, kaşlarını çatmış halde Keloğlan'a yaklaştı ve ona seslendi. ''Evladım, niye böyle kendi kendine konuşup duruyorsun?'' Keloğlan birden irkilerek yaşlı kadına döndü ve yine heyecanla konuşmaya başladı. ''Selamun aleyküm, maşallah. Allah mesut etsin, afiyet olsun, taze çay var mı?'' Yaşlı kadın Keloğlan'ın anlamsızca bir araya getirilmiş sözlerini duyunca şaşırarak başını iki yana salladı ve sertçe ihtar etti. ''Oğlum, sen hiçbir şey deme, boşuna konuşup durma böyle.'' Keloğlan kadının hiçbir şey deme demesiyle birden durdu. Kafasında bir şimşek çaktı, gözleri parladı ve büyük bir coşkuyla bağırdı. ''Hiç, hiç mi dedin? Sahi yahu evde hiç tuz yoktu. Ben tuz almayı unutmuşum. Anam beni çarşıya tuz almaya göndermişti.'' Keloğlan bir anda yerinden fırladı, artık bütün kelimeleri, öğrendiği her şeyi unutmuştu. Aklında sadece bir şey vardı, o da tuz idi. ''Eyvah!'' diye kendi kendine söylenerek koşmaya başladı. ''Evde hiç tuz yok, hiç yok, hiç yok.'' Hızlı adımlarla çarşıya doğru ilerlerken köyün meydanındaki herkes onun bu heyecanlı koşusuna şaşkınlıkla bakıyordu. Keloğlan çarşıya varana kadar hızını hiç kesmedi. Nihayet çarşıya ulaştığında bir tuz satıcısının tezgahına yaklaştı ve nefes nefese ''Bir okka tuz lütfen, evde hiç tuz yok.'' diye haykırdı. Satıcı Keloğlan'ın telaşlı haline hafifçe gülümseyerek bir okka tuzu paketleyip ona verdi. Keloğlan tuzu aldı ve büyük bir sevinçle eve doğru koşmaya başladı. Eve vardığında kapıyı büyük bir telaşla açtı ve tuz dolu keseyi sevinçle annesine uzattı. ''Ana, işte tuz, evde hiç tuz yoktu ya.'' dedi. Annesi oğlunun bu halini görünce yorgun yüzünde tatlı bir tebessümle onu karşıladı. Elini oğlunun başına koydu, saçsız kelini okşarken gözlerinde sevgi dolu bir ifade vardı. Yumuşak ve sevecen bir sesle ''Aferin oğlum, sonunda aklın başına geldi de tuzu getirdin. Tuzu getirmen çok iyi oldu. Şimdi tarhana çorbasını güzelce pişirebilirim.'' Keloğlan'ın yüzü sevinçle parladı.
''Ana, tarhana çorbası mı yapacaksın? En sevdiğim çorba.'' dedi heyecanla. Annesi, ''Evet oğlum, misafirlerimiz için tarhana çorbası yapacağım ama önce seninle bir kase içelim.'' dedi. Annesi hemen ocağın başına geçti, bakır tenceresini ateşe koydu. Tencereye suyu ve tuzu ekleyerek tarhanayı yavaş yavaş karıştırmaya başladı. İçeriye tarhananın mis gibi kokusu yayılmaya başlamıştı. Çorba kaynadıkça mutfak tatlı bir huzurla doldu. Keloğlan buharı tüten çorbayı izlerken annesinin elindeki büyük tahta kaşıkla karıştırışını hayranlıkla takip ediyordu. Çorba piştikten sonra annesi iki büyük kaseye bolca tarhana çorbası doldurdu. Bir parça ekmekle birlikte Keloğlan'ın önüne koydu. ''Hadi oğlum, sıcak sıcak iç de güçlen.'' dedi. Keloğlan çorbasından bir kaşık aldı, lezzetiyle gözleri parladı. ''Ana, bu ne kadar güzel olmuş, tam istediğim gibi.'' dedi mutlu bir sesle. Annesi de çorbadan bir kaşık aldı ve gülümseyerek ona baktı. ''Tuzunu da tam kıvamında koymuşuz, ne güzel.'' dedi. Akşam olunca köyden beklenen misafirler gelmeye başladı. Evin içinde neşeli sohbetler, kahkahalar yankılanıyordu. Annesi misafirlere tarhana çorbası ikram etti. Herkes çorbanın lezzetini çok beğendi. ''Bu çorba çok güzel olmuş, ellerine sağlık.'' diye övgüler yağdırdılar. Keloğlan'ın annesi gururla gülümsedi. ''Bu çorba Keloğlan'ın sayesinde böyle güzel oldu. Çünkü tuzu o getirdi.'' dedi. Bunu duyunca herkesin yüzü güldü. Keloğlan biraz utanmış ama mutlu bir halde başını eğip gülümsedi. Evin içinde mutluluk dolu bir hava vardı. Sohbet koyulaşıyordu. Keloğlan, annesi ve misafirler beraber çorba içerken köyde olanları Keloğlan'ın o gün yaşadıklarını neşeyle konuşup gülüştüler. Gece ilerleyince misafirler evine dönmüştü. Köyde herkes huzurla uykuya dalmıştı. Keloğlan sıcacık yatağında annesinin pişirdiği tarhana çorbasının tatlı lezzetini hayal ederek mışıl mışıl uyuyordu. Annesi ise oğlunun bu güzel gününü huzuruyla gülümseyerek derin bir uykuya dalmıştı. İşte tam o sırada gökyüzünde bir yıldız kaydı. Gökten 3 tas tarhana çorbası düştü. Biri o mis gibi çorbayı büyük bir sevgiyle pişiren Keloğlan'ın annesine, biri tuzun peşinde koşup onu getiren Keloğlan'a ve üçüncü son tasta bu masalı dinleyen tüm dostlara. Afiyet şeker olsun. Masalımız burada bitti. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.